Ege'nin haberi sektörleri ve firmaları tanıtmaya devam ediyor. Bugün Balıkesir Edremit'te bulunan Saklı Bahçe Restorant'tayız. Birazdan işletme sahibi olan Şükran Hanım'la bir röportaj yapacağız. İyi seyirler. Şükran Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar canım, hoş geldiniz. Hoş öncelikle bulduk. Köyümse. Biz de burada konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Şükran Aksu. Eşim ve çocuklarımla burada çalışıyoruz. 2004'ten beri hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah Allah utandırmasın. Baroş'ta ilk iş yeriydi burası 2004'te. Ve gidiyor, bu zamana geldik. İnşallah güzel şeyler olsun. İnşallah. Çok güzel bir yeriniz var zaten. Biraz da hizmetlerinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Biri buraya geldiği zaman ne gibi hizmetler alabiliyor? Yani biri buraya geldiği zaman biz buraya gözlemeyle giriş yaptık. İlk önce gözlemeyle giriş yaptık. Yöresel gözlemelerle açılışımızı yaptık. Ve ondan sonra ızgara çeşitleri, istek, talep neyse biz ona uyduk. Ege'ye yöneldik. Ege yemekleri, Ege otları derken kebap daha çok istendi. Ve kebapla da giriş yaptık ve gidiyor öyle. Şu an buraya geldikleri zaman tüm hizmetleri alabiliyorlar. Evet, evet. Soğuk mezelerimiz, Ege kahvaltımız. Her şey mevcut. Aslında burada ek olarak biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz, kötü bir süreçteyiz ama kısıtlamalardan sonra şu an bir gevşeme başladı. Bu gevşemeyle beraber şarkı da çalacak artık burada. Bir müzik orkestramız da var. Evet, cumartesi günü inşallah, cumartesi sizler inşallah de başlayacağız. Bu hizmeti vermeye başlayacaksınız. Evet. İzleyicilerimiz neden burayı tercih etmediler? İzleyicilerimiz niçin burayı? Sakin ve aile ortamı. Sakinlik. Doğal müziğimiz var zaten. Biraz duyuluyor. Bülbüllerimiz çok meşhur. Sabah bülbüllerle açılış yapıyoruz. Çok doğal bir ortam. Evet, evet. Ek olarak oksijeni de çok kuvvetli buranın. Evet, yani 98'i basıyor. 98'i basıyor, evet. Oksijenimiz güzel. İleriye dönük hedefleriniz nelerdir Şükran Hanım? İleriye dönük hedeflerimiz. Burası Baroş'ta ilk iş yeri olduğu için biz bungalı evler yapmayı düşündük. Butik otel tarzı izin verilmedi o dönemde. Ama şimdi yapın diyorlar. İnşallah Allah izin verirse. Buraya gelenler o zaman artık burada da konaklayabilecekler. Yerimiz müsait. Yerimiz müsait. Çünkü geniş alandayız. Pandemi sürecinde aldığımız önlemler nelerdi? Vallahi her şeye dikkat ettik. Yukarıdan aşağı Turizm Bakanlığı'ndan ne yazılı geliyorsa ona uyuyoruz. Kuralların hepsine uyuyoruz. Evet, kurallara uyuyoruz. Çalışanlar da çok ama onların hepsi maskeliler şu an. Çalışanlar, talebelerimiz bir şey geliyorlar. Devamlı pandemiden dolayı hani uzun süre kalan yok. Butik otel olsa kalacaklar. İnşallah onu başarırız ve kalırlar. Sizler aslında burada bir istihdam da sağlıyorsunuz gençlere özellikle. Evet, gençlere evet. Bu da çok güzel bir şey evet, zaten. Evet, maşallah. Çalışanlar da hepsi sağlıkçı. Hepsi doktor olacaklar. Sağlık personeli daha çok. Tabii. Öğretmenlerimiz var, atanamamışlar. Onlar var burada, işte onlarla götüreceğiz işi. Çok güzel bir ortam zaten. Hem aile sıcaklığını hissediyor buraya gelen müşteriler. Hem de sakin, huzurlu, güzel kuş çubukları sesiyle. Evleri gibi. Buraya gelenlerin çoğu evleri gibi geliyor. En güzel o. Biz kendimizi evimizde hissediyoruz burada. Rahat ediyoruz. Gelen zaten en az 4 saat, 3 saat oturup öyle kalkıp gidiyorlar. Hani böyle hemen geçici yiyip kalkalım diyen çok azınlıktır. Evet, azınlıktır. Şükran Hanım, son olarak hem izleyicilerimize hem de buraya gelen misafirlerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi buyursunlar, gelsinler. Bu güzel atmosferi yaşasınlar. Oksijenimizi alsınlar. Ege yemeklerinden, kahvaltımızdan tatsınlar. Yani burada her köşemiz ayrı güzel. Her köşemiz ayrı güzel. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz gerçekten. Evet. Hem üst katımız mevcut zaten, hem alt katımız mevcut. Evet. Buralarda konaklayabilirler, aileleriyle güzel bir vakit geçirebilirler. Çok yerler yapıldı. Kaz Dağları'nın içinde de yapılandılar bütün konaklamak için. Yerlerimiz çok. Kalabilirler.
Sizlere çok teşekkür ediyoruz bize burada konuk ettiğiniz ve değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyicilerimiz, sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Saklıbahçe Restoran'a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.